Onun için bugün de kremalı domates çorbası yapacağım size. Bunun için 1 kilo domatesimi yıkadım. Kabuklarıyla beraber düdüklüme doğruyorum. 10 dakika kaynatacağım bunu. Bir kilo domatesimi doğradım. Üstüne 2 bardak su bardağıyla su koyacağım. 10 dakika düdüklüde haşlayacağım. Domatesler haşlandı. Ne kadar sürdü? 15 dakika oldu herhalde. 10 dakika oldu. Onu kapatayım. Şimdi bunun yanında 2 çorba kaşığı unu yağsız tavada kavuruyorum. Yağsız. Evet, yağsız. Niye kavruldu? Hazmı kolaylaştırsın. Yani direkt un koysan hazmı zor olur ama böyle unu kavurursan sindirimi daha kolay olur. Buna biraz tereyağı. Yarım çorba kaşığı. Şöyle buharını boşalttıktan sonra domateslerimizi açıyoruz. Şimdi bunu el karıştırıcısıyla bir çekmem lazım, müsaade edersen orada. Kavurmuş oldum. Bunu da bunun içine attım. Hepsini birlikte mi karıştıracağız? Evet. Evet, oldu. Kuyruğu tam benim istediğim gibi bir çorba kuyruğunda. Çok sulu değil, yoğun bir çorba yani. Şimdi bu kaynamaya başlayınca bir kutu krema diye tahmin ettiğimiz. Krema. Evet, evet. Onu şey yapalım. Tamam, kremayı da boşaltıyoruz. Kremayı da boşalttık. Hazır krema ama sütle de mi yapılır? Evet, sütle de yapılabilir. Bir paket kremayı da sıktık. Tuzuna ilave edeceğim. Tuzu da. Evet. Başka baharat yok değil mi? Yok. Yerken bunu tuzunu ayarladım. Baharatını servis anında herkes tabağına karabiber. Karabiber çok yakışıyor. Bu kaşar rendesiyle servis yapabilirsin. Yani şey olsun diye karabiberi de koydum. Afiyet olsun. Kremalı çorbamız hazır.